İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ara Keşişyan, ailemin 69 üyesi ana vatanımız olan Batı Ermenistan'da katledildi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısının Ermenistan Cumhuriyeti ile ilişkiler konusundaki görüşü. ABD, Artsakh Dağlı Karabağ işgal altında. Kayıp şahıslara yasal statü verilmesi konusu Birleşmiş Milletler'de tartışıldı. Batı Ermenistan'ın Urfalı Ermeni kadın fedai Maryam Çilingiryan. Almanya'da yaşayan Halis Yıldırım Ermeni köklerine döndü ve Vartan adını aldı. Batı Ermenistan'ın kültürüne adanmış evlatları Nahaş Hovnatan. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi tarafından düzenlenen Batı Ermenistan'ın meydan okumaları konulu konferansın ikinci gününde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Milletvekili Ara Keşişyan yaptığı konuşmada Ermeni halkını sabırla yetiştirilmesi ve sonucunu beklenmesi gereken bir tohum ve filize benzetti. Dedesinin Türklerin kendi ailesinden 69 kişiyi kendi topraklarına nasıl katlettiklerini anlattığı öyküsünü sundu. Bu Armenosit suçundan sağ kurtulan Ermeniler ise yabancı ülkelere sürgün edildi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Milletvekili Ara Keşişyan, o dönemde faaliyet gösteren ve hiçbiri Batı Ermenistan'ın haklarından bahsetmeyen yapılara ve partilere de değindi. Soykırımdan sağ kurtulan dedesini anlatarak onların çok korkunç sahnelere tanık olduklarını ve artık korkudan ana vatanları olan Batı Ermenistan'a geri dönemediklerini dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu müsteşarı Karin Dunfright, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde ABD'nin Güney Kafkasya'daki rolüne ilişkin oturumda şunları söyledi. Ermenistan Cumhuriyeti ile ikili ilişkilerimiz hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Güvenlik alanında ilişkileri genişletmenin ve demokratik ve ekonomik kalkınma alanında işbirliğini derinleştirmenin yollarını aramaya devam ediyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri Stratejik Diyaloğu bu ortaklığın ana formatıdır. Mayıs ayında Washington'da yapılan stratejik diyalogda Ermenistan Cumhuriyeti'nin enerji bağımsızlığını destekleyebilecek ve Amerikan küçük modüler reaktörlerin sağlanması da dahil olmak üzere atom enerjisi alanında daha güçlü Ermeni-Amerikan işbirliğini inşa edebilecek nükleer işbirliği konusunda Ermenistan Cumhuriyeti ile bir mutabakat zaptı imzaladık. Gelecek yıl Yerevan'da yapılacak Ermenistan Cumhuriyeti ABD stratejik diyaloğuna katılacağımdan dolayı heyecanlıyım. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın Kafkasya Müzakereleri Danışmanı, Agitmis Grubu Eş Başkanı Philip Ricker, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin duruşmasında yaptığı konuşmada şunları söyledi. Artsakh Dağlı Karabağ'a erişimin sınırlı olduğunu not etmek önemlidir. Bölgeye yaptığım son ziyaretimde orayı kendim ziyaret edemedim. Şu anda ABD yönetiminin temsilcilerinin insani ihtiyaçları değerlendirmek ve planlar geliştirmek için Artsakh Dağlı Karabağ'a erişimi yok. Ricker'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nde Artsakh Dağlı Karabağ'a gitmekten bahsetmesi çok önemli. Demek ki Artsakh Dağlı Karabağ bir Ermeni toprağı olarak kabul ediliyor. Ricker ise Agitmis grubu eş başkanları arasındaki etkileşim mekanizmasının çalışmadığını ancak formatın yetkisi ve amacının korunduğunu söyledi. Yani görev iptal edilmedi, mesele halledilmedi, dolayısıyla eş başkanın girişimine engel olunmamalı. Eş başkanın girişi yasaklanıyorsa Artsakh Dağlı Karabağ işgal edilmiş demektir ve Ricker bu durumu fiilen kaydediyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. oturumunda insan hakları konuları ele alındı ve 1 Kasım 2022'de kayıp kişilerin haklarına ilişkin bir belge kabul edildi. Belge, kayıp kişiler adlı yasa tasarısının gerekçeleri de dahil olmak üzere Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin Vanazor Ofisi'nin kayıp kişilerin ve ailelerinin haklarının korunması bağlamında her zaman gündeme getirdiği bu tür sorunları ele alıyor ve vurguluyor. Bunlar kayıp şahısların hukuki statü kazanmalarını, aile fertlerinin sosyal güvenceler elde etmelerini, sağlık ve eğitim sorunlarını çözmelerini ve bilgi alma haklarını kullanmalarını sağlayacak mekanizmalardır. Tarih,
şovenizm ve dinle, erkek egemen zihniyetle kirlenmiş faşistlerin zulmü kadar özgürlük ve onlar için direnen kadın direnişçiler de tanıklık etmiştir. Kan ve büyük emekle edilmiş kadın direniş bilgisi dünden daha fazla ihtiyaç halindedir. Tarih ve insanlık tanıktır ki en doğru ve en haklı var olma mücadele biçimi direniştir. Karşı koyma, biat etmeme, ezenlere benzememe, mazlumların her dönem başvurmak zorunda kaldığı yol olmuştur. Eğer direnişin öncüleri kadın devrimcilerse tarih bir başka aydınlık renklerle yazılır. Ermeni, Süryani, Rum kadın direnişçilerin mücadelesi bilinip anlaşılmazsa bugün Kürt kadın özgürlük gerillasının kahramanca direnişi yeterince anlaşılamaz. Urfalı Maryam Çelingiryan, Hanum Ketenciyan, Aguli Tatulyan, Sultan Simyan Ermeni kadın direnişini örgütleyen öncülerdi. Nubar Ozanyan'ın yazdığı makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Uzun süredir Almanya'da yaşayan Halis Yıldırım 1915'e kadar uzanan Ermeni köklerine dönmek istedi. Vartan ismini almak için mahkemeye başvurdu. Vartan Halis Yıldırım yaşadıklarını ve Tercan'a kadar uzanan köklerini anlattı. Tarihsel olarak en eski Ermeni yerleşimlerinden biri olan Tercan'da 1915'te halkından, ailesinden koparılan bir küçük kızın dünyasından asimilasyon sürecini anlamak ciddi bir çaba gerektiriyor. Ailede büyük bir suskunlukla ve besi ninemin başına gelenleri bilmeyerek, öğrenemeyerek büyüdük. 1915'ten sonra da bu sefer Desim 38'de sürgüne gönderilmiş bir ailenin ferdi besi ninem. Kendini ne kadar inkar edersen yaşama ihtimalinin o kadar yüksek olduğu bir ortamda Ermeni kimliğini bilmemek çok zor. Halbuki dedem Toros ve büyük dayım Vartan'ın nasıl ve nerede öldürüldüğü oranın insanlarının anlattığı ve konuştuğu bir durumdu. Tıpkı oradaki diğer ölümlerde olduğu gibi. Vartan 10 yaşıma kadar beraber yaşadığım besi ninemin abisinin adı. Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid'in ardından 1920'lerin başında kız kardeşini aramak için İstanbul'dan ayrılmış ve bu sırada Ermenilere ait her şeyin yok edildiği Tercan'a gitmişti. Lakin oraya hiç varamadı ve birkaç kilometre kala öldürüldü. Onun adı benim için bu akıl almaz suç karşısında küçük bir kızı aramak için gösterilen cesareti temsil ediyor. Geç Orta Çağ'ın ünlü Ermeni şairi, aşuk ve ressam Nahaş Hovnatan 1661'de Nahçıvan'da doğdu. 500'den fazla el yazması gibi zengin bir edebi ve sanatsal miras bıraktı. Hovnatan ayrıca folklor kullanarak dini ritüel nitelikte şarkılar da yazdı. Nahaş Hovnatan usta bir ressam olarak büyük bir üne sahipti ve nakkaş yani ressam onursal unvanını kazandı. Ermenistan, Gürcistan, İran'da binalar ve kiliseler tasarladı. 1679 yılında meydana gelen büyük depremden sonra Yerevan'a geçti ve Surp Boğuz Bedros, Surp Ananya ve Surp Katolike kiliselerinin duvarlarını boyadı. 1710'larda Ana Katedral'in duvarlarına resimli boya yapmak için Eçmiyazin'e davet edildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Aryana Farmarsyan tarafından seslendirilen Cavah yöresinin Ermeni halk şarkısı Erişte adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.